Habükün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Evet, çağırdı şirketlerine, gereğini yapın dedi. Sıra bize geldi. Orada oturduk, dedik ki bize yardım işte. Biz küçük belediyeyiz, paramız pulumuz yok. Tabii cumhur konuşuyor. Adam bize 10 bin lira veriyor. Ver 2-10 bin lira. Ben dedim 10 bin lira almam, 10 bin lira ne yapayım ben? Sıkıştırdı. Kardeşim dedi, alırsanız 10 bin lira, almazsanız güle güle. Hani bizi tehdit eden bu adam Ankara'da bütün kapıları açıyordu. Ya müsteşardan 10 bin lirayı alamayan adamın Ankara'da kapı açma yetkisi gücü olur mu? Değişti şimdi zaten. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Bakanlar tanımaz bile bunları. Bunlar bakanın yanına abdestli gitse giremezler. Öyle gücümüz yok bu adamların. İnanmayın. Bunlar sadece Yenice'ye gelir, tehdit ederler. Konuşuyor. İşte doğalgaz getireceğiz. Doğalgaz için referandumda istedim, bu adam istedi. 7 Haziran'da istedi. 1 Kasım'da istedi. 24 Haziran'da istedi. 4 sefer oy aldı bu adam. Senin elini tutan mı var? İktidarda sıkıyor zaten. Yapsaydın doğalgazın bir çalışmasını yapıp gösterseydin. Yok. Her seçimde gelecek. Bize oy verirseniz doğalgaz gelecek. Allah Allah. 4 seçimdir aldın sen oy. Arkadaşlar şimdi de diyor ki bizim adaylarımıza oy verirseniz gelecek. Yalan söylüyor. Asla astarı yok. Bir deposu var. Bunların ağababaları var Mehmet Ali Şahin. Bu adam söz verdi. Dedi ki